7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Öyle tesadüfler yaşandı ki buna kader demekten başka çare kalmadı artık. Ben kaybettim sandığım kadını buldum. Hem de hiç beklemediğim bir anda. Rana'yı üzmek istemezdim. Sizleri hayal kırıklığına uğrattım, farkındayım. Ama gerçekleri değiştiremeyiz. Karadağ'da tanıştığım, aklımı başımdan alan, beni kendine aşık eden kadın Sevda'ydı. Bir şey demeyecek misiniz? Ha? Ya ne kadar mutlu olduğumu görmenizi istiyorum sadece. Size Sevda'yı anlatmıştım. Biliyordunuz. Hepiniz. Rana burada Kerem. Onu ne hale düşürdüğünü göremeyecek kadar kör mü oldun? Kerem doğruyu söylüyor Nusret Hanım. Hepimiz gerçeği biliyorduk. Ben o kızın Sevda olduğunu bilmiyordum sadece. Neyse. Önemli olan Kerem'in mutluluğu. Özür dilerim. Hadi işinin başına dön sen de. Nusret. Masana oturtmaya çalıştığın kız annesinin yerine bize hizmet ediyor Kerem. Bırak işini yapsın. Onun işi bize hizmet etmek değil. Oğlum, otur konuşalım. İsterseni kabul etsinler, isterlerse etmesinler. Bizim geleceğimizi yalnızca biz karar veririz, anlıyor musun? Peki siz anlıyor musunuz Kerem Bey? Benim geleceğim buradaki kimseyi. Ama hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Ne onları... Ne de sizi. Sizler çok haklısınız. Ben bu malikanede kaldığım sürece hizmetçinizin kızıyım. Ve bunu hiçbir şey asla değiştirmeyecek. Kerem Bey de şunu bilmeli ki... bizim Karadağ'da yaşadığımız şey sadece bir günden ibaretti. Benim için yaşandı ve bitti. O konu kapandı benim için. Bir daha da konusu asla açılmayacak. Eğer kabalık ettiysem... ben hepinizden özür dilerim. Sen ne dikiliyorsun tepemde Şehsuvar?
Hüsnet Hanım, mühim mesele vardı da arz edebilsem 2 saniye. Etme Şehsuar, etme. Şu andaki en mühim mesele başkaları olmadan ailemle birlikte kahvaltı edebilmek. Anlaşıldı mı? Peki efendim. Sultan abla, bir de ben bu oğlanla yakıştırdım senin kızı ya. Kızın gözü meğer yükseklerdeymiş. Oho, ayakta uyutmuş vallahi hepimizi. Hani ahiretliktiniz siz Perihan teyzemle? İnsan söylemez mi ya? Kapıda polis var. Sevda nerede? Mualla! Kızım börekler hazır, hadi çıkarıver yukarı. Hadi. Sultan, bir şey mi oldu? Memo! Ne ediverdin hastanım sen? O kızı evimde istemiyorum Kerem. O zaman evinde beni de istemiyorsun. Ben de yokum. Şu kapıdan çıktığında, soy ismini arkanda bıraktığında o kızın gözünde ne ifade edeceğini biliyor musun sen? Ne ifade edecekmişim? Bak Kerem, o kız sıradan birini isteseydi tezgahını başka bir yere kurardı. Sipahi oğulları malikanesine değil. Hayatında neden kimsenin olmadığını şimdi anlıyorum. Sevda, Sevda dur. Sevda dur lütfen. Halam adına özür dilerim ben. Kerem Bey, müsaade edin işimi yapayım. Ben Kerem Bey değilim. Sen de bu evin çalışanı değilsin. Neyim peki? Aşık olduğum kadınsın. Ben senin hiçbir şeyin değilim. Thank you.
şey olmamış gibi böyle kahvaltına devam mı ediyorsun? Evet. Kaç yaşındayım ben? Hı? Basit bir soru sordum hala. Kaç yaşındayım ben? Kaç yaşında olursan ol. Benim için hala aklı havada, nasihatime, şamarıma muhtaç bir çocuksun. Kerem! Oğlum! Terbiyesizleşme. Hadi vur. Hadi aç şamarı. At da görelim hadi. Hepiniz oturup kahvaltınıza devam edebilirsiniz. Sen gidebilirsin. Seninle sonra hesaplaşacağım. Yok öyle bir dünya. Şimdi burada hesaplaşacağız. Terbiyesizleşme. Kerem sakin ol. Kerem ne yapıyorsun böyle ergen gibi? Sen karışma. Karışma kes sesini. Yıllardır bu evde senin bu köhne kurallarınla büyüdük. Ne zaman oturacağız? Ne zaman kalkacağız? Ne zaman susup ne zaman konuşacağız? Her şeyimize sen karar verdin. Biz büyüdük hala artık büyüdük. Gör bunu. Artık hiçbir şeyi kontrol etmeyeceksin. Duydun mu? Bir ömür boyu acı çekmenize müsaade edemem. En büyük acıyı sen bize yaşatıyorsun. Hayatımızı kararttın. Dünyamızı mahvettin. Artık bu saatten sonra kendi kararımı kendim vereceğim. Hataysa hata. Bedelini kendim öderim. Sen ne kıvranıyorsun Şehsuar? Müset Hanım daha fazla bekletemiyorum. Kimi bekletiyorsun? Polisler geldi. Sizinle görüşmek istiyorlar. Verandayı aldım. Bir polisimiz eksikti. Ay Nazar teyzesi. Nasıl da bildin oğlumun en sevdiği pantolonun bu olduğunu. Teşekkür ederiz. Gel ol. Anne. Ben bir yukarıya bakayım kahvaltı bitmiştir. Ya bakalım biraz bir şeyler atıştırsam. Aman. Dur ben vereyim. Koy ver şuraya. Sultan neyin var senin? Ben sana bizim başımızda bela var demedim mi? Şimdi kapıya polis gelince böyle mi olduk? Ben polis geldi diye mi kızıyorum sana bela? Ya ne diye kızıyorum? Bilmezden gelme. Senin bu kız gidivermedi mi şu Montenegro'ya? Gitti ne olmuş? Kerem Bey'le orada sevgili olmuşlar. Sevda gelince nişantağını verdi ya. Senin kız yüzündenmiş işte. Ya bilmezden geliyorum buraya niye geldiğinizi? Ya da senin kız seni de parmağında oynatıyor. Bırak o evindekileri düşünme. Yürümem o. Oğlum. Verandaya gelmen lazım. Gene aynı meseleyi konuşacaksak ben söyleyeceğimi söyledim baba. Daha önemli bir mesele var. Anne, anne bak düşündüğün gibi değil. Bak gerçekten günahımı alıyorsun. Lütfen bir dinler misin? Lütfen. Anne bir dinler misin? Anne. Hadi oğlum, hadi bakalım. Sen şimdi güzelce bir elini yüzünü yıka, tamam mı? Ben buradayım. Hadi bakalım. Haydi güzelim, hadi. Anne, anne bak bilmiyordum. Sana yemin ederim buranın Kerem'in evi olduğunu bilmiyordum. Bilmiyorduysan öğrendin. Ben nece oluyorum burada? Niye söylemedin bana? Ya ben sana söylemek istedim. Nişan günü dedim, gidelim buradan dedim. Sen olmaz, burada kalmak zorundayız dedin. Hatırla, ben Memo için. Ha ben suçlu oldum yani şimdi. Günlerdir annesini ayakta uyutan Sevda masum, Perihan suçlu öyle mi? Memo içinmiş. Ben suçluyum. Tamam mı? Ben suçluyum, ben bencilim tamam mı? Onunla karşılaştığım için, nişan günü buradan gitmediğim için Allah beni kahretsin. Seni arkadaş gibi büyüttüm. Bir gün olsun ahkam kesmedim. Sonuna kadar da güvendim, sev yaşa hayatı dedim. Bir tek şey istedim senden ya. Aramıza sırlar girmesin, sırlar en derin yaraları açar dedim. Şimdi otur ağla. Hem bana, hem kardeşine, hem kendine ağla. Sonumuz geldi çünkü. Ne
Ne demek adam dövmek, dövdürmek? Koskoca sipahi oğullarının damadı bir işçi parçasıyla muhatap olur mu? Buraya gelmeniz bizi çok küçük düşürücü. Kesin bir karışıklık, yanlış anlaşılma olmuştur memur bey. Biz tahkikatımızı yapmak zorundayız Vedat Bey. Kimmiş beni şikayet eden şahıs? Onu emniyette öğrenirsiniz. Buyurun şimdi şubeye. İfadenizi alalım Selim Bey. Nasıl yani? Kocamı götürecek misiniz? Evet. Dosya ikmalen istenmiş savcılıktan. Biz birazdan gelir ifademizi veririz. Şeysi var. Memur beyleri geçirir misin? Buyurun lütfen. Peki tamam. Sağ olun. Ben hazırlanayım. Selim. Bize bir açıklama yapmayacak mısın? Aşk olsun ya. Ne bu böyle suçluymuşum gibi? Akşama kadar Bağdat tesiste kaç tane adamla uğraşıyorum. İşlerini savsaklamasınlar diye eserim de gürlerim de. Tamam, bir an önce hazırlanıp çıkalım. Halil'in de haberi var. O da geliyor. Kocamı emniyete yalnız göndermek istemiyorum. Hayırdır? Hapse gireceğim diye mi korktun? Kına yakarsınız ailecek işte. Otur oturduğun yerde hiçbir yere gelmiyorsun. Bu malikanede herkes kafasına göre at koşturmaya başladı. Fevziye, konuş kocanla. Eğer sen konuşamayacaksan ben yapılması gerekeni çok iyi biliyorum. Vedat, sen de Kerem'le konuşacaksın. Gitmek istiyorsa kapı orada. Adını sanını ardında bırakıp istediği yere gidebilir. Gerçekten buna razı mısın Nusret? Merhaba Müdür Bey. Memurlarınız bugün bizi ziyarete geldiler. Ailecek çok üzüldük ve rahatsız olduk. Takdir edersiniz ki hanemize ilk defa polis geliyor. Artık burada kalacağız değil mi anne? Güvendeyiz artık, güvendeyiz. Vedat amca kovdu polisleri değil mi? Çünkü Vedat amca Memo'nun arkadaşı. Söz vermişti o Memo'ya. Evet oğlum, evet. Anne, anne bakayım nasıl oldun? Ateşin var mı? He? Yok ateşim. Abi, hakime çıkacaksın, tek tek anlatacaksın, anladın mı? İnsan hakkını aramaya çekinir mi ya? O iç güveysi Selim Efendi de hesap verecek. Bakalım o çok güvendiği aile kurtarabiliyor mu onu? Sen merak etme, ben senin arkandayım, tamam? Neyse, sen bana da haber verirsin. Tamam. Haber? İyi, senden ne haber? İyidir. Burada da ders çalışıyorsun sandım. Kitap okuyormuşsun be. Hem de Uğultulu Tepeler. Tam sana yakışır bir roman. Hırsından kendini de, aşkını da, aileyi de yakın o karakter sen misin yoksa? Savcı olacaksam insanları iyi tanımam gerek. Bir roman, bir hayat demişler. Sendeki hırsın, onda biri bende olsa, vallahi kraldım. Senin hırsa ihtiyacın yok ki. Sen hayatından memnunsun. Ama ben öyle değilim. Benim ailemin kaderinin dışına çıkmam için çok çalışmam lazım. Anladın? Kafana koyduğunu yaparsın sen. Allah karşına çıkacakları korusun. Amin kardeşim. Ne söyleyeyim sana, ne içersin? Olur, çay içerim. Abi bize bir çay daha verir misin?
Anne. Anneciğim bak ben ilk sana söyleyecektim. Ama Memo bu haldeyken, başımızda bela varken, bu insanların evine sığınmışken, omzunda onca yük varken ben yapamadım. Yapamadım ya, yapamadım. Bak ben Nusret Hanım'a da söyledim Kerem'i istemediğimi. Kovarsa da kovsun. Belki de böylesi daha hayırlı oldu. Hem sen bana demiyor muydun oluruna bırak diye? Bıraktım işte. Anne. 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 Anne nereye gidiyorsun? Lütfen kimseye bir şey söyleme lütfen. Bu karşılaşma tesadüf demişsin. Niye bilmiyorum ama samimiyetine inandım. Neden yalan söyleyesin ki? Sen gururlu bir kızsın. Karadağ'da ne yaşandıysa Karadağ'da kaldı derken de samimi miydin Sevda? Biz Karadağ'da sadece bir gün geçirdik. Sonra buluşmak için söz verdik birbirimize. Bu kadar. Çok romantik. Peki ya sonra? Buluşmadık bile. Ben gitmedim. Gitmedin mi? Gidemedin mi? İkisinin arasında ciddi fark var. Çok isteseydim giderdim. Her şeyine inansam bile nedense Kerem'e karşı bir şey hissetmediğine inanmıyorum. Benim ne hissettiğim bir önemi yok Rana Hanım. Merak etmeyin. Nusret Hanım bizi kovar. Siz de eski yaşantınıza dönersiniz. Ne yapıyorsun? Bırak şunu, ne yapıyorsun? Ver şunu ya. Bana. Ver onu, Memo'nu. Ver. Artık benim oldu. Hayır, Sevda aldı onu Memo'ya. Ver onu, hayır. Aa, kırıldı. Neyse Sevda sana yenisini alır. Kötüsün sen. Çok kötüsün. Asıl kötü kim biliyor musun? Sizsiniz. Annen, ablan, sen. Girdiği yerde yaşamı mahveden istilacılarsınız. Yakında defolup gideceksiniz. Perihan Hanım'a görüşmek istemediğinizi söyledim. Ama konuşma konusunda ısrarcı. Birkaç dakikadır girişte bekliyor. Gitmiyor. Peki, gelsin o zaman. Rana nasıl? İyi. Gayet iyi. Rana Hanım güçlüdür. Atlatır. Veda vakti geldi çattı demek. Ben... Kendi arzunla buradan çekip gitmen yapılabilecek en olgunca davranış. Onuru olan her anne senin yaptığını yapardı. Aferin sana. Sakın aldığın avansı dert etme. Çocuğun okul masrafları vesaire hiç düşünme. Hayırsever insanlarız. Harçlık kabul et. Ha eğer dersen gittiğin yerde daha fazlasına ihtiyacın olur, zorlanırsın. Daha fazlasını da veririz. Şimdi gidebilirsin. Ben kızımın sözüne güveniyorum. Anlamadım.
Demem o ki. Benim kızım yalan konuşmaz. Yeğeninizi istemiyor. Eğer siz de yeğeninize güveniyorsanız biz burada kalıp çalışmaya devam etmek istiyoruz. Tabii sizin de müsaadeniz olursa. Ben de seni gururlu bir insan sanmıştım. Ama görüyorum ki... Ben bir anneyim. Çocuğumu düşünmek zorundayım. Mehmet'im mekan değişikliğini kaldıramaz. Okuluna da alıştı. Nusret Hanım, ben buraya istifa etmeye gelmedim. Ama siz kovarsanız o başka. O zaman evinde beni de istemiyorsun. Ben de yokum. Çık dışarı. Anne, anne ne dedi, kovdu mu ha? Ben işime dönüyorum. Sen de gerçek dünyaya dönsen iyi edersin. Anne ne işi, kalın mı dedi, ne dedi? Hizmetçilik işi kızım, hizmetçilik. Balık kokusu nasıl sindiyse üstümüze çamaşır suyu da öyle sinecek. Anne yapma ne olursun, bak biz sığınacak başka bir yer buluruz lütfen. Allah aşkına ne diyorsun Sevda, masal gibi konuşuyorsun. Bizim gidecek yerimiz yok. İnsanın bin bir türlü sureti var tabii. Bir şey demeden nereye? Öyle ya. Hesap vermeden sessizce dolaşılmaz zaten bu evde. Halam biter, kocam başlar. Kocam biter, kardeşim başlar. Sayenizde kafanın içindeki sesleri bile duyamaz oldum. Ben ne yaptım ki sana? Bana niye kızıyorsun? Söyle tamam. Ne diyecektin? Yok ben... Kerem'le Sevda'ya ne diyorsun? Ay Ali'ye. Ben de önemli bir şey söyleyeceksin sanıyorum. Ya önemsiz mi bu? Dursana. Evlenirlermiş bir de. Çarşafları değiştirdim de ben. Bu evlilik asla olmaz. Halam zaten kovar o kızı. Benim tanıdığım Kerem... O kızı o masaya oturtur. Otur da masalı çeker gider. Kerem senden benden daha çok bağlı aileye. Neyse ne, uğraşamayacağım gerçekten. Canım sıkkın. Senin niye canın sıkkın? Niye mi? Kocamı polis götürdüğü için olabilir mi acaba? Bak, sakın. Sakın siz zaten karı koca değilsiniz. Niye üzülüyorsun abla deme. Gerçekten kaldıramam şu anda. Abla der miyim öyle bir şey? Aşk olsun ya. Aldatıyor beni. Eminim. Nasıl eminsin? Biriyle mi yakaladın? Yakalamadım Ali'ye. Ama karısıyım. Hissediyorum. Neyse hadi sen çık. Uyuyacağım ben. Ne abla? Yeter abla abla, hadi çık. Aa. Sen hala burada mısın? Ben diğer odaları da dolaştım da. Büyük çamaşır yıkanacak bugün. Bunu hiç yıkama. Direkt at çöpe gitsin. Ama Nusret Hanım görürse? Görürse görsün. Sen dediğimi yap. Ben yaparım. İşte bu kadar. Hadi sen çamaşırını.
Sen de güleceksen odan da gül. Hadi uyuyacağım ben. Aa. İcar meselesi. Selim bu şikayet edenin tarlasını istemiş. Kirada anlaşmışlar. Seninki dikim zamanı vazgeçmiş, ortada bırakmış bunları. Bir de üstüne dövdürmüş tabii. Sen haklıydın Halil. Bir şeyler çeviriyor bu adam. Atmazlar mı içeri? Bir aklı başına gelsin. Allah sağsı olur aramış. Sipahi yollarının ismi lekelensin istemez. Ne sipahi yollarıymış arkadaş. Bu arada bugün bizimkilere sevda meselesini anlattım. Gemileri yaktın mı diyorsun? İnceldi yerden kopsun artık. Çıkabiliriz. Evet. Attıkları taş ürküttükleri kurbağaya değmedi. Gidelim işimize gücümüze bakalım. Şu icar meselesi neymiş Selim? Olay ne? Ya beni polisler saldı, sen salmadın Kerem. Ortada bir mesele olsa anlarım. Geldik, ifademizi verdik. Bitti gitti işte. Hadi gidelim. Ben şirkete geçiyorum. C'est quoi cet problème? Je n'arrive pas comprendre. Kendileri gitmediği gibi Nusret Hanım da kovmadı. Nasıl bir bela varsa başlarında. Nusret Hanım kovamaz o kızı Dilber. Kerem'in de gitmesinden korkar. Asıl sizi kaybetmekten korkmalı Nusret Hanım. Onlar emanetçi. Dedeleri sizin soylu büyüklerinizin sadık hizmetkarlarıydı zamanında. Sizin kıymetinizi bilmek zorundalar. Rana Hanım, artık burayı yönetmenizin zamanı geldi. Dilber, buraları yönetmeyi değil, ben Kerem'i istiyorum. Akıllı ve güzel bir kadın tarafından yönetilmek her erkekte saygı ve hayranlık uyandırır. Ama eğer bunu yapmazsanız bir hizmetkarın kızı gelir ve sipahi oğulların prensesi olur. Köylünün toprağına göz dikmek ayıp değil mi Selim? Sen sabah ailene ettiğin ayıbı temizle önce aslanım. Şehsuar, çek sağa. Çek sağa! Ne yapıyorsun Kerem? Sana ne benim ayıbımdan Selim? Sana ne? Sen bir sakin olsan aslanım. El alemin toprağına ne yapacaktın? Adam gibi anlat şunu. Kerem Bey, sakin olun. Yolun ortasındayız. Niye dövdün adamı? Adamın biri adınızı, şanınızı lekeleyip sizden para koparmak peşinde. Daha ne anlatayım ben sana? Niye lekelesin bizi? Derdi ne? Ne bileyim ben? Bilmiyorsan öğrenmeyi biliriz. Şeysi var. Gidelim. Selim Bey bizimle gelmiyor.
Ablacığım, kocam bir kuş kadar özgür. Tamam, merak etme. Yok, arabada unutmuş telefonunu. Alo. Selim ben, Selim. Diğer telefon bu. Ya özel meselelerim için bir kenarda duruyor işte. Her şeyi açık açık mı söyleyeyim? Gelip beni alman lazım. Bunu mu atıyorum? Olacakların önüne geçilemiyor Rana. Sakin olmak zorundasın. Ne kadar da beni düşünüyorsun. Bunu söylemek için mi geldim buraya? Halamın etkisinden çık demek için geldim. Kerem seni hiçbir zaman sevmedi. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazen acı gerçekleri birinin söylemesi gerekiyor. Bu eve geldiğim günden beri her şeyimi kıskandın. Seni neden sevmiyorum biliyor musun Rana? Çünkü sen bencil ve acımasızsın. Kerem'i de sevmiyorsun, sadece istiyorsun. Sen çocukken halamın gözüne girmek için bizi ispiyonlardın. Senin yüzünden aç kalırdık, ceza alırdık. Umurunda bile olmazdı. Çalışanlara kötü davranırdın. İnsanlar işlerinden olurdu. Ama bak, oyunun sonunda ne oldu? Gariban bir kız geldi ve kazandı. Sen kaybettin. Demek ben kaybettim. Rana ne yapıyorsun? Bırak beni. Devam etsene. Ne oldu? Korktu mu? Konuş benimle. Bıraksana beni ya. Delirmişsin sen. Seni uyarıyorum Ali'ye. Uğraşma benimle. Sana öyle bir ders veririm ki Rana ismini bir daha duymak istemezsin. Uyarıyorum seni. Benden uzak dur. Hassassın sen. Şeysi var, dur. Sen devam et. Sevda. Gelme. Sevda, dur. Bisiklet kullanmak burada tehlikeli değil mi? Adrenalin seviyorum. Malikanedeki adrenalin az mı geldi? Komik değil. Bir şey diyeceğim. Herkes her şeyi biliyorken bırak inceldiği yerden kopsun. Ben sana o kadar dil döktüm. Kimseye bir şey anlatma. Zor durumdayım dedim. Seni gözümün önünde ezmelerine müsaade edemezdim. Asıl şimdi ezdin. Ya sen benim ne halde olduğumu bilmiyorsun. Anlat. Anlat Sevda o zaman. Anlat bana derdini, birlikte çözelim. Daha önce de söyledim. İzin ver sana yardım edeyim. Ben senin evlilik teklifini kabul edemem. Neden? Çünkü bizden olmaz. Niye? Bana bir sebep söyle o zaman. Evlenmek gibi bir planım yok çünkü benim. Tamam mı? Ayrıca o kontes alana ne kendimi ne de annemi ezdiririm. Hem zaten soylu prenslerine layık uygun birini de bulmuşlar. Bir an beri sevmediğini düşünmeye başlamıştım. Doğru düşünmeye başlamışsın. Çünkü sevmiyorum. Bunu kalpten mi söylüyorsun? Aynen, kalpten söylüyorum. Ya sen nesin biliyor musun? Anlık zevkleri, geçici hevesleri için ailesinden, sevdiklerinden her an vazgeçebilecek şımarık bir zengin çocuğusun. Ben hayatımda ilk kez aşık olduğum, gönül verdiğim birinin peşinde koşuyorum sadece. Koşma Kerem. Koşma, tamam mı?
Bırak beni. Hem sen bana göre biri değilsin ki. Sen benim için önemsizsin. Karadağ'da anlayamamışım bunu ama sen benim için sıradan birisin. Bu kadar. Sen korkuyorsun. Sana göre aşık olmak bir zayıflık. O yüzden istemiyorsun beni. O yüzden benden kaçıyorsun. Sen korkaksın Sevda. Duydun mu beni? Sen bir korkaksın Sevda. Korkuyorsun sen. Efendim baba. Oğlum neredesin? Seni götürmek istediğim bir yer var. Tamam geliyorum. Sipahi oğullarının o kasvetli malikanesi sana da kendini sorgulatmaya başladı demek. Daha dur, daha dur. Yalnızlığın, çaresizliğin dibine vurduğun o kadar anı yaşayacaksın ki orada. Böyle sövüp saymak gelecek içinde. Ağzına dizilecek söyleyemediklerin. Ta gidip tenhalarda, dağlara, taşlara haykıracaksın. Ben kötü bir şey duymak istemiyorum. Beğeneceğini düşündüm. Sana aldım. Hatta bugün yine okudum bir çırpıda. Bana çok iyi geldi. Senin üzerinde ne varsa bana anlatabilirsin. Lütfen içine atma olur mu? Hatta sen ne zaman istersen ben senin yanındayım, tamam mı? Annem merak etmiştir. Hoş geldiniz Vedat Bey. Nasılsınız? Sağ ol. İyiyim Ahmet. Sen nasılsın? Sağ olun efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çocukken babama yalvarırdım Arnavutköy'e götür beni diye. Köşede bir dondurmacı vardı, kaymaklısı meşhurdu. Ondan isterdim. Sonra da annemden gizli köfte ekmek yemeye giderdik. Belli belli. Özlemişsin sen. Özlemek ne demek? Burnumda tütüyor. Süreyya'nın evi. Annemin evi mi? Baba bilmiyordum. Buluşacak hiçbir yerimiz yoktu. Çatıdaydı odası. Şu en üst kattan aşağıya kadar sarkan yağmur iniş borusu vardı, sacdandı. O boru beni sevdiğime kavuştururdu. Nasıl yani? Bana tırmanırdım deme baba. Ona kavuşmak için
defalarca tırmandım. Hem de en tepeye. Tabii o zamanlar bacaklar da yüreğim de sağlamdı. Sipahi oğulları gelinini kendi seçer oğlu. Arnavutköylü terzi kızı Süreyya'yı istemediler önce. Sonra mecbur bıraktım onları. Ama sahip çıkamadım. Koruyamadım annemin Nusret'in baskısından. Şimdi içinden babam beni vazgeçirmeye çalışıyor diyorsun. Vazgeçme oğlum. Ama benim gibi de olma. Sahip çık sevdana. Nusret, soy ismimiz için, toprağımız için kendi hayatından feragat etti. Ama onun malikanesinden, itibarından daha çok sevdiği bir şey var. O da sensin. Bana kıydı ama sana kıyamaz. Sana kimseye böyle kefil olunmaz dedim. Oo, bizi beklemeden başlamışsınız. Neyse, biz de Sevda ile birlikteyiz artık. Ne yapalım? Savaş, gel sen oğlum böyle. Gel gel, ben yemeğimi bitirdim zaten. Yemek hazırlayacağım. Geç benim yerime. Bol koy bol sultanım, çok açız biz. Sevdanınkini ben hallederim. Baba, bu polis mevzusu neydi ya öyle? Niye geldiler? Bizi ilgilendiren bir mesele değil oğlum. Abi, bir gelir misin? Bir şey söyleyeceğim sana. Bakayım Boncuk, ne oldu? Ne oldu Boncuk, söyle bakayım. Sen Kerem Bey'in meselesini bilmiyorsun herhalde. Kerem Bey'in sevdiği kız var yani. Nişan attı onun için. O kız Sevda'ymış. Ben Sevda sana söylemiştir diye düşündüm ama anlaşılan söylememiş. Benim çorbamı da verir misiniz Beryan? Savaş, Nazar. Gelin çocuğum, çorbanızı soğutmayın. Hadi. Çorba böyle mi servis edilir? Bir kusurunuz varsa söyleseydiniz keşke Dilber Hanım çorbayı dökeceğinize. Nusret Hanım olsaydı o çorbayı başından aşağı dökerdi. Çorbayı ısıtıp getirin, sıcak sıcak. Sonra da burayı silin. Sen yemeğini ye. Thank you.
Kalkma aşağı iniyor. Hayırdır inşallah. Sevmediysen çorbaya yemek koyuvereyim çocuğum. Doydum. Sağ ol anne. İştah kalmadı ki. Vallahi yukarının gerginliği anında burada. Ne suçumuz varsa bizim artık. Yukarı veya aşağı. Hepimiz aynı çatı altındayız. Nerede, kime hizmet ettiğimizin farkında olacaksınız. Hizmetkarlığınız alelade olmayacak burada. Maaşınız, priminiz dolgun, sigortanız tam. Karşılığı bu mu olacak? İnsanlara soğuk çorba içirmek mi olmalı karşılığı? O leke ne mesela? Nazar Hanım? Hı? Nusret Hanım karşısında böyle mi çıkacaksınız? Maaş veriyorsunuz diye her şeyi sorgulatacak değiliz size. Sen de sorgulayamazsın. Benimle mi konuşuyorsunuz? Evet. Ben mi sorgulayamam? Bu insanlar buraya gecelerini, gündüzlerini veriyorlar. Tabii verecekler. Savaş oğlum tamam sen karışma. Karışırım baba. Hiç kimse çalışanının başından aşağı çorba dökemez burada. Afiyet olsun. Hanım hoş geldiniz. İnmezsiniz bu kota siz. Bir isteğiniz mi var Nusret Hanım? Biz de yemeğimizi bitirmek üzereydik. Sen. Benimle gel. Sen de anahtarı ver Dilber. Nusret Hanım, Sevda ders çalışacak. Ben geleyim. Dilber yemeğini bitirdikten sonra büyük hamamı güzelce hazırlat. Kızlara, Rana'ya da haber ver. Buyursunlar, gelsinler. Tabii. Sevda. Bir yere gitmiyorsun. Anne, sırası değişimi sorun çıkarma. Demek buraya gelişiniz tamamen tesadüftü, öyle mi? Öyle. Yazık. Oysa utanmak insani bir meziyettir.
biz. Ben konuşuyorum. Bütün bu olup bitenlerden sonra kendiliğinizden çekip gidersiniz diye beklemiştim. Ama annen gelip açıkça burada kalmak istediğinizi beyan etti. Ne bir özür, ne bir açık... Nusret Hanım biz... Yeter, sözümü kesme. Nezaketsiz şey. Ben de karşımda çok farklı bir tavır görmüyorum. Kusura bakmayın. İlk günden senin notunu vermiştim ben. Sen yukarıya ait değilsin. Tam da buraya aitsin. Şimdi eline bir bez al, başla temizlemeye. Yerinde olsam başımı işimden kaldırmazdım. Annen yok hastalıktır, yok kardeşinle ilgilenmektir. İşini hakkıyla yapmıyor. Bundan böyle sen de bu evin bir hizmetlisisin. Sevda'yı arka bahçedeki ardiyeye götürdü. Ay börtü böcek doludur ora. Ay ne yapacak ki kız ardiyede? Gerçi bizi ilgilendirmez. Çocukken bizi cezalandırmak için sokardı oraya. Kerem duyarsa vallahi yıkar ortalığı. Sakın Aliye, çeneni kapalı tut. Gidip laf yetiştirme. Ne bu elindeki? Bana mı? Nereden buldun bunları? Abla o ne öyle ateş tutmuş gibi? Sanki zehir verdik eline. Nereden buldun bunları? Söylesene Aliye. Almıştım bir ara. Niye aldın? Ne yapacaktın bunları? Öylesine ya. Öylesine alınmaz böyle şeyler. Bilmiyoruz sanki. Bana bak. Biri mi var yoksa? Aliye. Bak yanlış bir şey yapmadın değil mi? Heh. Allah'ım aklıma geleni başıma getirtme. Korkma, bu kadar bir şey yok. Beğendim, aldım. İlla bir erkeği mi görmesi gerekiyor? Terbiyesiz. O nasıl laf? Abla sakin olur musun? Kimseyle yatmadım, merak etme. Aliye, sen beni mi sanıyorsun? Senin gibi bir kızın ağzına yakışıyor mu böyle laflar? Aman iyi. Ver. İstemiyorsan alma. Sana iyilik eden de kabahat. Ne iyiliği? Sen kocanla yakınlaşmak istemiyor musun? Bunu giyersen belki dedim bir faydası olur. Ama istemiyorsan tamam. Ne oldu bir düşündün? Yani madem getirdin. Bir aç da tut üstüne bakayım. Böyle şöyle bir aynaya. Tamam canım. Ablana yaptırdığın şeylere bak. Hem yok. İstemem ben böylesini. Nusret Hanım hamamı hazırlattı. Sizi bekliyor. Ödümü patlattı ya. Yok. Aile avukatıyla görüşmek istediğim bir mesele değil Ahmet Bey. O yüzden sizi aradım. Tamam. Yarın görüşürüz. Gel. Rana Hanım, Nusret Hanım hamamı hazırlattı. Size haber vermemizi istedi. Ay yok, hamam boğar beni şimdi. Zaten dışarı çıkıyordum. Gelsene. Takmama yardım edebilir misin? Tabii. Beğendin mi?
Evet, çok güzelmiş. Size de çok yakışıyor. Sana da yakışır canım. Hatta... şöyle... senin olsun. Hiç benlik değil. Yok Rana Hanımcığım, çok pahalıdır şimdi bu. Nazarcığım, hediye geri çevrilmez. Çok ayıp. Çok teşekkür ederim Rana Hanım. Rica ederim, ne demek? Hem biliyorsun, seni severim. Ya da dur, küpelerini de bulayım. Bilal'i takım olarak hediye edeyim sana. Ben katılmayacağınızı haber vereyim. Nazar, bu sevdalar var ya... başları belada mıymış ne? Bir şeylerden kaçıyorlarmış galiba. Öyle duydum. Öyle miymiş? Benim hiç haberim olmadı. Annen biliyordur. Öğrenirsin belki. Emanetini burada muhafaza edelim. Dışarı çıkmaktan vazgeçtim. Hamam sefasına katılayım. Eğlenceli olur belki. Kendim halleder. Belli duymuşsun. Neyi merak ediyorsun açık açık sor. Ya da dur sen sorma ben anlatayım. Biz Kerem'le sevgili değiliz. Karadağ'da tanıştık. Ne yaşandıysa orada yaşandı ve bitti. Bu kadar. Niye burada olduğumu da merak ediyorsundur. Burada olmam tamamıyla tesadüf. Hem sen zaten biliyorsun bunu. Annen çağırdı annemi. İsteğin var mı? Yani Kerem'e karşı. Seviyor musun onu? Bir sene. Tam bir sene içimde yaşattım ben onu. Tam da onun bir hayalet olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye başlamışken... yanlış yerde, yanlış zamanda karşıma çıktı. Bu, bu bizim hikayemiz bu kadar. Hayalet hortladı o zaman. Diyor ya, doğruymuş. Sen önce yardım et, düştüğün hale bak. Anne, sahneye gelmişler. Sen bir şey sormadın. Niye soracakmışım? Alettin'in işe ihtiyacı vardı, geldi işte. Al. Dur, dur, dur. Şunu sil. Al şunu sil. İstemem. Al kadın işte sil şunla. Sevda gelmedi mi hala ya? Vallahi Nusret Hanım gözün yükseklere dikeni affetmez. Allah sonunuza hayır etsin Perihan ablacığım. Benim kızım gözünü yükseklere dikecek kadar alçakta değil. Sen hiç merak etme. Kızımın ismini ağzına alanın ağzı temiz olacak.
Gencecik kızı araya alıp tepelemek, namusuna laf etmek ne kolay değil mi? Ama bundan sonra karşınızda ben varım. Yüreği yeten varsa çıksın bana konuşsun. Allah canım alaydı da şuraya gelmek nasip olmayaydı ama çaresizliğin gözü kör olsun. Hamamda yardımcı olacak hizmetliler de hazır Nusret Hanım. Güzel. Kimseyi istemiyorum. Biz bize olacağız. Anne, anne bırak ben hallederim, tamam? Bilerek yapıyor vicdansız kadın, canını yakmak için. Benim canım sen bana inanmadığında yanar anne, tamam mı? Ya kızım, bu öyle tek başına bitecek bir iş değil ki. Ben de bir ucundan tutayım da çabuk bitsin, hadi. Anne, ne olursun karışma, bak sen böyle yapınca ben daha da geriliyorum. Gitsin hadi lütfen. Tamam, peki sana sandviç getirdim. Aç kalma, karnın doyur, tamam mı? Tamam. Abi. Kızım ne yapıyorsun ya? Biraz büyü. Dökülede. Aşık mı oldun sen bu kıza? Saçma sapan konuşma ya. Ne alakası var? Abi. Bak bu kız geldiğinden beri senin halin tavrın değişti. Anlamıyor muyum ben? Kerem Bey'le bile papaz olacaksın bu kız yüzünden. Kerem Bey. Ne beyi ya? Ne beyi? Şımarık herifin teki o. Beyefendi olacaksan Vedat Bey gibi olacaksın. Anladın? Ya bak canım abim. Gönlün varsa da unut. Çıkar at aklından Sevda'yı. Olmaz bu iş. Hem Kerem Bey, Kerem'le papaz olacaksın. Değmez. Vallahi değmez abicim ya. Nazar. Kerem Bey'ini de alıp gider misin lütfen? Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam abicim. Bırak oyunu Ali'ye. Rana'cığım, geldiğine çok sevindim. Gel şöyle yanıma. Cenaze mi var? Niye bu kadar sessiz? Eğlenecek durumda değilim. Ayrıca senin de üzgün olduğunu biliyorum. Aksine iyiyim ben. Kerem de çocuk değil, ben de. Birbirimizin kararlarına saygı göstermek zorundayız. Sana yakışan bir asaletle davrandın. Ama benim bir tane gelinim var, o da sensin. Aksini düşünmen beni çok üzer. Ben özellikle de bu olanlardan sonra bir karara vardım. Takdir ederseniz ki ben de bir gün evlenip kendi yuvamı kurmak isterim. Elbette. Ve o kişi Kerem olacak. Önüme bakayım diyorum artık. Kendi arsalarımı kendim değerlendirmek istiyorum. Ha dediğiniz gibi olur. Arzu ettiğiniz evlilik gerçekleşirse sanmıyorum ama o zaman tekrar konuşuruz. Rana'nın arsaları mı varmış? Hala bakıyorsunuz. Demir'le Edler kapışması. Komik olan ne?
Söyleyin biz de gülelim. Sen o hizmetçinin kızının yanında da güldün bugün Ali'ye. Gözümden kaçmadı. Kerem'in Sevda'yı seviyorum demesini beklemiyordum. O ismi ağzına alma artık. Kerem aşık ama ona. Seviyorlar birbirlerini. Neyse. Önemsiz konuları konuşmakla vakit kaybetmeyelim. Ali'cim sen de güzelce aklan paklan. Tez zamanda müstakbel kocanla tanışacaksın. Selim abi, bırak da Samet'le konuşup ortalığı yatıştırayım biraz. Ya tamam bana düşmez ama sen bu haliye damazsın. Daha da harlanıp kötü olma kimseyle. Vallahi ben kindar adamım Çavuş. Kayınbiraderi bile sildim bugün defterden. Kinlendiğim adamın canını yakmazsam içim soğumuyor. Kerem'in de defterini öldüreceğiz. Dur hele. O telefon açılacak Selim. Ne var mı hala? Ne bu ısrar? Açamıyorsak yalnız değiliz demek ki. Bilir bakalım ben neredeyim. Kızım oyun mu oynuyorsun? Senin yatağındayım. Karınla yattığın yatakta. Delirdin mi sen bu hala? Delirdim. Çünkü çok yalnız bırakıyorsun beni. Muhalla. Adımı ezberliyorsun sen benim. Kızım yapma. Yaparsam ne olur? Oraya bir gelirsem. Ne yaparsın? Neredeyse akşam olacak. Hala gelmedi. Ha insan bir karısını aramaz mı? Asma artık suratını. Hem tanışmaktan bir zarar gelmez. Bir bak bakalım. Belki beğeneceksin. Abla ben sen değilim. Eniştem gibi. Ruhsuz, sevgisiz, tanımadığım, sevmediğim bir adamla evlenmektense ölürüm daha iyi. Özür dilerim. Halan birini gözüne kestirdiyse bitti o iş. Tek kurtuluşun adamın seni beğenmemesi. Sakın halama karşı gelme. Yoksa inadına evlendirir seni. Söylemedi deme. Biliyorum abla, biliyorum. Hadi yemekte görüşürüz. Şimdi yanımda olmak için deliriyorsun değil mi? Üzerimde ne var hayal et. Hadi. Odamda ne işin var? Ben temizlik yapıyordum da telefon gelince aniden. Affedersiniz ben çıkayım en iyisi. Bunu nasıl yapıyorsun? Neyi? Bir erkekle nasıl böyle konuşuyorsun? Utanmıyor musun? Ben... Pardon. Yargılıyor gibi sordum. O manada değil. Sevgilinle konuşuyorsun ya.
nasıl etkiliyorsun onu? Nasıl yapabiliyorsun? Yani bir erkeği etkilemeyi nasıl başarıyorsun? Fevziye Hanım, erkekler çocuk gibidir. Oyun severler. Ben de rollere giriyorum, oyun oynuyorum. Oyunlar büyüler erkekleri. Oyunlar büyüler erkekleri. Tamam, sağ ol, çıkabilirsin. Girin. Yıllar ne kadar da çabuk geçiyor değil mi Rana'cığım? Ailen kaza yaptığında sen daha küçücüktün. Ama şanslıydın. O arabadan sadece sen sağ çıkabilmiştin. Kimsen kalmadığı için seni yetimhaneye vermişlerdi. Haberi öğrenir öğrenmez uçağa atlayıp gelmiştim. Konuşmuyordun. Uyumuyordun. Yanına hiç kimseyi yaklaştırmıyordun. Sımsıkı sarılmıştım sana. Bir daha da hiç bırakmadım. Çekip almıştım seni o yetimhaneden. Aileme kattım seni. Kızım gibi büyüttüm. Kendi yeğenlerimden sakındığım özgürlüğü sana tanıdım. Bu mu olacaktı karşılığı? Çok emeğiniz var bende. İnkar edemem. Ama kızım benim... değilsin ama gaddarlığın bana benziyor. Öfkene yenik düşmeden karar ver. Kerem'i mi istiyorsun? Tapuları mı? Eğer gerçekten toprakları istiyorsan, ben Sevda'yı kabul edeceğim. Söz veriyorum sana. Memo, ne yapıyorsun burada tek başına? Sen ağlıyor musun? Ver bakayım şunu. Birlikte bakalım. Kırılmış bu. Birleşmez artık. Ama sen delikanlı bir çocuksun. Bunun için ağlanır mı? Bak ben sana aynısını alırım. Hatta daha güzelini bile alırım. Hayır. Hayır alma. Sakın alma bak. O abla gelir kırar yoksa tekrar Damla'nın oyuncağını. Kim kırar? Oyuncağını kim kırdı senin? Hayır.
Bak bana güvenebilirsin, tamam mı? Şimdi söyle bakayım. Korkma. Söyle. O kötü abla kırdı. Memo'nun babası gibi kötü olan o abla kırdı Memo'nun oyuncağını. Hangi abla? İsmini biliyor musun? Gelin. Gelin ismi onun. Hatta o senin gelinin. O geçen bizim eve geldi. Sevda'yı kovmak istiyor buradan, biliyor musun? Sevda'nın pasaportunu aldı. Memo da onun önüne geçti, sonra aldım hemen pasaportu elinden. Tamam, ağlama artık. Olur mu? Bak sen de ablan da buradan hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ben izin vermem. Söz veriyorum. Tamam. Tamam. Aferin sana. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? İntikamını masum bir çocuktan mı almaya karar verdin? Ne intikamı Kerem? Hangi çocuktan bahsediyorsun? Bırak bu saf numaralarını Rana. Kerem, beni korkutuyorsun. Asıl sen masum bir çocuğu korkutmuşsun. Ne istedin çocuğun oyuncağından? Ya ben yanlışlıkla bastım o oyuncağı. Özür de diledim. Ha Sevda'yı da yanlışlıkla mı giydirdin o hizmetli kıyafetlerini? Ben mi giydirmişim? Kim söyledi sana bunu? İnsanların evine yanlışlıkla mı girdin? Ne yapacaktın Sevda'nın pasaportunu? Kerem, bence sen hayal gücü yüksek bir çocuğun anlattığı aptalca şeylere inanmışsın. Rana kes artık! Yalan söylemeyi bırak. Bir kız çıktı karşına. Sana tek tek bütün sevdiklerini unutturuyor. Bak! Bak! Beraber evlilik hayalleri kurduğun kız çocuğuyum ben. O Sevda, şuradaki kız çocuğunu sana unutturamayacak. Bu evlilik hayalleri benim hayallerim değildi. Sen bunu yarattın. Bunu halamla kurdunuz. Ben sana üzülmüştüm, biliyor musun? Senden ayrılırken hayallerini yıktım diye üzülmüştüm. Sen üzülecek biri değilmişsin. O çocuktan da, Sevda'dan da uzak duracaksın. Duydun mu beni? Hoş geldiniz. Bizi biraz yalnız bırakır mısın mahalle? Saat de geç olmuş. Çok mu çalıştırıyoruz biz seni? Yok, estağfurullah. Lafım olur. Peki, şikayetçi olduğun noksanımız, kusurumuz var mı merak ettim. Benim, Nusret Hanım'ın, kızımın. Yok, ne kusuru? Haddime mi Vedat Bey? Nasıl cüret ettin o zaman? Suçlu olsam, salarlar mı Vedat Bey? Kes sesini! Sakın beni aptal yerine de koyma. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz Selim, çıkmaz. Ne sanıyorsun, hı? Şu halimle ailemi, çocuklarımı koruyamayacağım mı? Babayım ben, baba. Damadımsın diye rezilliğini sineye çekmem. Sakın kendini vazgeçilmez sanma Selim. Ne Fevziye ne başkası kurtarabilir seni. Bir sözüme bakar defolup gitmen, bir sözüme. Kızıma ve ailemize layık bir adam olacaksın. Ve bizi utandıracak herhangi bir işe kalkışmayacaksın, anladın mı? Şimdi yıkıl karşımdan. Thank you.
Vay 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 vay. Hallere bak hallere. Nasıl olmuşsun biliyor musun? Söylemesem daha iyi. Sabahlığımı ver. Aa, ne o? Utandın mı yoksa? Sabahlığı ver ve gülmeyi kes. Emin olur. Sen emret. Halan emretsin. Baban, kardeşlerin. Hatta bu evdeki hizmetçileri de kulluk ederim. Ya Selim zaten bu ailenin emir kulu. Siz nesiniz ya? Ha? Ne sanıyorsunuz kendinizi? Selim sus, sessiz ol. Duyacaklar şimdi. Susmuyorum. Sustukça tepeme bindiniz. Her altınıza tamam demekten bıktım. Her dediğinizi yiyip tutmaktan bıktım Fevziye. Selim bana niye kızıyorsun? Ben ne yaptım? Kimim ben bu evde? Ha? Kimim ben bu evde? Ben senin kocan mıyım? Bu evin yamağı mıyım? Kocam mısın Selim? Kocanım. Göster o zaman kadınlığını. Ha? Arkamda dur biraz. Ya sen benim koyduma girmiyorsun Fevziye. Bunları giyerek bir kadınlık yapacaksın bana. Ben bunları senin için giymiştim. Benim için. Ama böyle olmaz. Bak buraya bir kırmızı bir ruj lazım. Burada bulduk bir tane. Ama bu sıkıcı kahverengi. Ama yine de sürenip gel. Bırak. Gel. Yapma. Yaparım. Yaparım. Selim. Yaparım. Ben seni var ya. Aliye. Kay bakayım. Kay. İnsanın bir kardeşi varsa neden yalnız ağlar ki? Gel bakayım. Anlat derdini. Dök içine. Hayatımızda bir adet demirleydi Nusret var Kenan. Ve tabii ki o varsa huzurlu yaşayamaz kimse. Dışarı çıkamaz. Yatağında rahat uyuyamaz. Yemek saatini geçirmişse yemek yiyemez. Özgür olamaz, kendi seçimleri olamaz. Öz cümle. Bir insan Nusret varsa nefes alamaz. Bana bak. Biz artık çocuk değiliz. Doğrularımızı, kararlarımızı savunacağız. Halama rağmen savunacağız. O da bunu kabul edecek. Başka yolu yok. Güldürme beni. Sen doğrularını savunursun.
Halam birilerine kan kusturur. Niye? Kime ne yaptı gene? Feda. Arzu'ya da. Git kendi gözlerine gör ne yaptığını. Ne yapıyorsun burada? Ver şunu. Ver şunu Sevda. Sevda bırak şu bezi. İşim bitsin tabii ki bırakacağım Kerem Bey. Ne yapıyorsun bırak. Delirtme beni Sevda. Bu senin işin değil. Daha fazla direnmene izin vermiyorum. Gidiyoruz. Ben seni hiçbir yere gitmiyorum. Bak ben o hatayı bir kez yaptım. Karadağ'da. Gitmene izin verdim. Bir daha aynı hatayı ölsem yapmam. Kerem! Kerem ne yapıyorsun? Kerem bırakır mısın? Kerem! Kerem ne yapıyorsun? Bırak Kerem lütfen ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Kerem ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Kerem Bey! Kerem Bey! Kerem Bey ne yapıyorsunuz? Babana söyle arabayı hazırlasın. Acele etsin çıkmamız lazım. Acele edemez. Babam uyudu. O zaman sen hazırla. Kerem ne diyorsun sen? Ne arabası? Perihan Kerem... Hanım! Perihan Hanım! Kerem ne yapıyorsun? Bırakır mısın? Açar mısınız? Kerem lütfen! Kerem lütfen! Anne! Allah'ın emri, peygamberin kavliyle. Kızınızı kendime istiyorum. Ne? Kerem Bey ne diyorsunuz siz? Vermiyor işte. Kimse beni sana vermiyor. Bırak artık elimi Kerem bırak. Bey, Sevda ne oluyor? Anne. Kerem Bey. Ben kızımın daha fazla üzülmesini, mutsuz olmasını istemiyorum. Lütfen. Bakın. Kızınıza zarar verecek bir şey yapmıyorum. Ama bana başka çare bırakmıyorsunuz. Bir kez daha soruyorum. Kızınızla evlenmek istiyorum. Veriyor musunuz, vermiyor musunuz? Anne. Vermiyorum kızımı. Duydun işte. Tamam mı? Duydum. Bırak artık elimi bırak. O zaman ben de kızınızı kaçırıyorum. Kerem Bey. Kerem ne yapıyorsun? Saçmalama bırakır mısın? Ne Kerem yapıyorsun? Bey lütfen. Kerem Bey ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Lütfen bırakır mısınız kızımı? Sevda. Anne. Sevda ne oluyor? Perihan Hanım lütfen. Zorbalık bu yaptığın. Herkes bize bakıyor. Kerem lütfen. Bir yardım edebilir mi? Lütfen anne. Durdurun şu adamı. Kerem Bey ne yapıyorsunuz? Yapmayın. Sen karışma. Kerem Bey lütfen. Kerem bırak. Bin arabaya. Sana bin dedim. Binmiyorum. Yeter. Kızı bırak artık. Sana karışma dedim. Kız seninle gelmek istemiyor. Kızı bırak dedim sana. İleri gidiyorsun Savaş. Çekil önümden. Gidersen ne olacak? Savaş. Çekil Kerem, önümden. Sen bin şu Kerem. Araba. Anne. Kerem. Kerem Sevda'yı seviyor. Anne, Kerem Sevda'yı seviyor. Memo, Memo susar mısın lütfen? Sus ol. Hadi. Kerem Sevda'yı seviyor.
Oğlum, hadi bırak telefonu. Hadi bakalım doğruca dişlerini fırçalamaya hadi. Anne, Sevda ablam geri gelecek mi? Sevda Kerem'in gelini olacak değil mi anne? Sevda çok güzel gelin olacak. Bak çok güzel olacak. E benim annem de çok güzel olacak. Memo da küçük damat olacak. Gevezelik yapmıyoruz. Saat geç oldu. Hadi dişlerini fırçalamaya. Hadi bakalım hadi. Allah'ım ben ne yapacağım? Buyurun efendim. O Perihan denen kadını da oğlunu da bir saniye daha evimde görmek istemiyorum. Derhal kovacaksın. Sabaha da ne izleri ne tozları kalmayacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim. Kimseyi kovmayacaksın Dilber. Ben o çocuğa bir söz verdim. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Diyeceğimi dedim. Kerem'in acısını masum iki insandan çıkaramazsın. Ben yaşadığım sürece buna müsaade etmeyeceğim. Sen ne hakla benimle böyle konuşabiliyorsun? Hem de başkalarının yanında. Kibrinden ne dediğini bilmiyorsun. Abinim ben senin. Abla. Abla. Ben sana ne dedim? Kerem o kızı tuttuğu gibi götürür. Abla. Abla iyi misin? Ali'ye çık. Abla ne oldu? Ali'ye lütfen. Ablacığım ne olduğunu söyle. Ali, lütfen çık. Selim gelecek. Çık. Üveye etme, özünde bulursun. Damada etme, oğlunda bulursun. Ver ben veririm kızım ver. Ver. Al oğlum bakayım şunu. İç. Ya tamam baba. Söveceksen söv, döveceksen döv. Hepimiz rahatlayalım. Ne diyeceğiz oğlum şimdi Nusret Hanım'a? Ha? Nasıl bakacağız kadının yüzüne? Ya en fazla kovar bize defolur gideriz buradan. Nereye gideriz oğlum? Onu da de. Ulan veli nimetine karşı gelir mi insan? Ayıp değil mi bu yaptığın? Yok değil. Kimse eşeğine boşuna semer takmıyor. Bu şimdi senin eşeğinden de semerinden de. Açtırma benim bayramlık ağzımı. Şişt, tamam var. Savaşım. Oğlum kimimiz var gidecek yavrum? Ha? Başımıza bir şey gelse el halime muhtaç kalıvereceğiz çocuğum. Anne benim okulumun son senesi tamam mı? Merak etme. Ben sizi kimseye muhtaç etmem. Kadir kıymet de mi bilmeyeceğiz oğlum? Ha?
Ulan o kız senin ne bacın ne yavuklun, sana ne? Sen ne karışıyorsun el alemin işine? Ya kız çırpınırken ne yapsaydın baba? Karışmasa mıydım? Ben de ananı kaçırdım oğlum. Biz nasıl evlendik sanıyorsun? İkisi aynı şey mi? Kızın gönlü olsa böyle ortalığı ayağa kaldırır mıydı ya? Ha, nereden biliyorsun oğlum gönlü olmadığını? Belki de ayıp olmasın diye anan gibi naz ediyordur. Susacak mısın böyle? Ne dememi bekliyorsun? He? Ya annem ne halde? Halan bana demediğini bırakmadı. Ben sana seni sevmiyorum, seni istemiyorum dedim. Çocukça bu yaptın. Seviyorsun. Sevmesen arabaya binmezdin. Zorla bindirdin. Benim tanıdığım Sevda'ya hiç kimse hiçbir şeyi zorla yaptıramaz. Telefonunu verir misin? Annemi arayacağım. Tabii. Tanıştığımız gün. Ne? Şifre. Bak unutmamışsın işte. Beni sevdiğinin ispatı bu. Sevda. Anne kızgın mısın bana? Anne miyim ki ben? Anne yerine koyuyor musunuz beni? Anne deme, ne olursun öyle deme lütfen. Bak zorla bindirdi, oradaydı, sen de gördün. Lütfen. Polis çağırsaydık o zaman. Anne yapma. Ne anne yapma? Ne yapacaksın? Evleneceksin mi? Ne diyeceksin yarın öbür gün? Biz babamızı öldürdük, kaçıyoruz diyebilecek misin? Bir de bak hava, aşk sevgi kalıyor mu o zaman? Anneciğim. Anneciğim lütfen. Hiç ağlama kızım. Madem bu yolu seçtin hiç ağlama. Affeder. Biraz zaman geçsin. Birbirimizi ne kadar sevdiğimizi görsün. Sakinleşecek o da. Rana Hanım, iyi misiniz? Dışarı çıkıyorum. Gecenin bu saatinde yalnız başınıza. Yapmayın. Dilber lütfen. Rana Hanım, hiçbir yere gidemezsiniz. Dilber rica ediyorum. Hem yetişkin hem de bekar bir kadınım ben. Soran olursa eğlenmeye gitti dersin. Geceleri akacakmış dersin. Kimsenin bana karışmaya hakkı yok. Aynen böyle söylersin Nusret Hanım'a. Kendim kullanacağım. Gel geç. Hadi gidiyoruz. Ben seninle hiçbir yere gitmiyorum. Hadi. Ya bırak. Bırak ya. Bırak, ne yapıyorsun? Bırak. Ya Kerem ne yapıyorsun? Bırak. Bak. Bak bu saçmalık fazla uzadı, tamam mı? Yeter artık. Gelmiyorum, tamam mı? Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bu kadar naz fazla mı? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bırak. Ya Kerem bırakır mısın? Ya, bırak diyorum sana, bırak. Kerem hemen beni indireceksin, anladın mı? Ya, bırak sana ya, bırak. Kerem! Kerem sana diyorum, bırakır mısın beni? Ya bıraksana ya, bırak! Bırak diyorum sana, bırak! Ne yapıyorsun ya, ha? Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne yaptığını sanıyorsun? Ya şimdi bu tekneye binersin?
birlikte geleceğimize gideriz. Ya da ikimiz de mazi oluruz, anlıyor musun? Karadağ'da yaşadıklarımızı da artık torunlarına anlatırsın. Beni deli gibi seven biri vardı dersin. Kararını ver Sevda. Benim seninle savaşacak gücüm kalmadı artık. Yapamam. Kerem, ben yapamam. Tamam, peki. Gitmiyoruz hiçbir yere. Seni annene teslim edeyim. Zorla güzellik olmaz sonuçta. Gelmiyor musun? Ne istiyorsun Sevda? Allah aşkına ne istiyorsun? Allah benim belamı verecek biliyorum ama... seni istiyorum ya. Ben seni deli gibi istiyorum. Seni istiyorum. Seni. Başımda o kadar büyük bir bela var ki. Bak ben içimde fırtınalar koparken, içim kan ağlarken... böyle pembe rüyalar peşinde koşturamam. Tek engelim salan değil ki bizim. Ben neler yaşıyorum, nelerle uğraşıyorum, nelerle savaşıyorum bilmiyorsun. Sevda, hangi yükün altına girdiysen izin ver birlikte omuzlayalım. Acısını birlikte çekelim. Senin yüzünden canımı verecek dahi olsam... şu ellerle beni öldürsen de seni bırakmam. Ben senden vazgeçmem. Anlıyor musun? Uyuyamadın mı? Uyuyamadım. Biz lanetlendik mi sence baba? O nasıl söz? Öyle gibi. Sanki biri bize... mutsuzluktan geberelim diye büyü yapmış gibi. Birini çok üzmüşüz, ah etmiş gibi. Bir kuşun yuvasını da atmışız da... daha zevkli olmazmışız gibi. Bu evde yeni bir şey değil senin bu söylediklerin. Ama bak Kerim'e, üstümüzdeki karanlığı yırtıp atmış gibi değil mi? Biz de böyle yavaş yavaş iyileşeceğiz belki. Siz iyileşirken ben gitgide karanlığa çekiliyorum. Bir şey mi oldu? Ablam evlendirecek beni. Bilmediğim, tanımadığım bir adam. O iş artık öyle kolay değil. Ben yaşadığım müddetçe kimse evlatlarım hakkında karar veremez. Sen istemiyorsan kimseyle evlenmek zorunda değilsin. O hatayı bir kez yaptım. Bir daha yapmam. Hele bir zorlasın seni. Evi başına yıkarım. Oğlum, söyle. Ne diyor, neredeymiş? Ayarladın mı her şeyi? Tamam, onu da hallediyorum, merak etme. Çok mutlu oldun oğlum. Düşünme burayı. Baba, anlatsana, doğmuş.
Rahatsız ettiyse kapatabilirim. Sorun değil, keyfinize bakın. Şimdiki gençler maalesef bu müzikten sıkılıyorlar. Üşümüş gibisiniz. Berat. Gerçi bu üşüme pek soğuktan değil gibi ama. Bizim de eğlencemiz bu işte. Oltaya takılanı beklerken insanın ruhu dinleniyor. Siz de balık tutar mısınız? Av işlerinden anlamam. Ben de anlamazdım. Ta ki av olduğumu anlayana kadar. Hayat insanı iki seçeneğe zorluyor. Ya av olacaksın ya da avcı. Şal hanımefendi. Kolay gelsin size. Rahna Hanım. Bir zamanlar ben de avdım. Sizin gibi. Adımı nereden biliyorsunuz? Tanışıyor muyuz? Yazar der ki, eğer ille de av olacaksan bir aslanın pençesinde olacaksın. Öyle kurdun kuşun elinde değil. Kimsiniz? Kurda kuşa yem olmanızı istemeyen bir dost değilim. Nusret. Hayırdır? Kerem'den haber var mı? Aradı. Nihayet. Ne diyor? Denize açılacaklardı. Denize mi? Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Hevesini alsın dönsün. Sevdasız dönmeyecek Nusret. Ben de mutlu olun dedim. Mutlu olun mu dedin? Bu mu senin babalığın? Mutlu olsunlarmış. Sen inanıyor musun buna gerçekten? Bırak sevdiği kızla mutlu olsun. Destek ol. Yanında dur oğlunun. Bugüne kadar sustum. Ne dediysen arkanda durdum ama yeter. Eş para etmez bir adama kızımı verdim. Nasıl kahroluyorum anlasana. Sana karşı duramadığım için kendimi asla affetmiyorum. Bu defa Kerem'in arkasındayım. Kerem'in de Aliye'nin de bizim gibi Fevziye gibi mutsuz olmasına müsaade etmeyeceğim. Gerekirse tüm sırları anlatacağım hepsine. Öğrenecekler gerçeği. Artık karanlık hiçbir şey kalmayacak bu evde. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ağzından çıkanları kulağın duyuyor mu senin? Ha? Bu ne cüret? İçki mi içtin sen? Hani bırakmıştın? Yine bel altı vuruyorsun Nusret. Kerem'e halasının gerçek annesi olduğunu söyleyecek kadar aklım başımda. Sen kendi hayatını, kendi elleriyle mahvetmiş bir adamsın. Şimdi geçmiş karşıma beni mi tehdit ediyorsun? Fedakar baba edebiyatı yapıyorsun. Ben ne yaptıysam çocukların iyiliği için yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Kerem o kızla asla olmayacak. Ben yaşadığım sürece buna müsaade etmeyeceğim. Sen oğlunun iyiliğini mi yoksa servetini mi düşünüyorsun acaba? Üzerine konduğun tapular elinden gidecek diye ödün kopuyor. Şimdi de oğluma olan sevgimi mi sorguluyorsun benim? Sen bu lanet soyadı için, iktidarın için, çıkarların için anneliğinden vazgeçmiş kadınsın.
Kime ne anlatıyorum ki ben? Halimize aldığım kadın. Sevdiğim adamı elimden aldı. Karnımda bebeğimle yarım bıraktılar beni. Hayır Nusret. Senin gizli aşk yaşadığın adam sana olan öfkesinden Süreyya'ya yanaştı. Sindirdiniz Süreyya'yı. Koruyamadım onu sizden. Gitti, o adama sığındı. Hala o kenar mahalle kızı Süreyya'yı savunuyorsun bana. Hala Süreyya diyorsun. Acizsin sen. Acizsin. Sakın beni karşına alma Vedat. Sakın beni karşına alma. Nusret. İlaçlarım. Kutuda. Nusret. Yardım et lütfen. Sen mi kullanacaksın? Evet. Çocukluğumdan beri en büyük zevkim. Peki nereye gidiyoruz? Bir açılalım. Bu gece bir geçsin. Sonra bakarız. Olur mu? Olur. Hadi. Günaydın. Ne oluyor? Nikahımızı kıymaya geliyorlar. Benimle evlenmeye hazır mısın? Sen benden de deli çıktın. Gelinliği kafama göre seçtim ama artık idare edersin. Beğenmezsen evlenmem. Artık kaçmak yok. Hiçbir yere kaçamazsın. Heyecanlı mısınız Kerem Bey? Bu kadar belli oluyor mu?
Daha güzel bir gelin görmedim. Teşekkür ederim. Bakma öyle, ağlarım yoksa. Sakın. Sana güzeller güzeli deniz kızını ağlattım diye. Deniz bana güzel. Bak istersen. Efendim? Babamızı kaybettik. Baba. Baba. Kerem. Kerem, iyi misin? Ne olmuş babana?